Herkese merhabalar. Bugün sizlere GraphPad Prism programında lineer regresyon, slopların kıyaslanması analizini anlatacağım. Bir önceki videomuzda basit lineer regresyon aslında anlatmıştık. Ama orada tek bir y değerini ne karşın bir x değeri vardı. Dolayısıyla slopların kıyaslanması söz konusu değildi. Slopların kıyaslanmasından kastımız burada arkadaşlar. İki farklı değişkenin, iki farklı ölçümün hatta bir manipüle edilen değişkenle arasındaki ilişkinin kıyaslanmasının yanında bu iki farklı ölçüm arasında nasıl bir farklılık var? Bunu da kıyaslıyoruz. Yani aslında bir çeşit Ankov analizi yapıyoruz. Biliyorum böyle anlatınca biraz soyut kalıyor, anlaşılması zor oluyor ama analizi yaparken oldukça basit olduğunu göreceksiniz. Anlaması oldukça kolay, yapılışı hızlı bir analiz. Hemen hemen bütün GraphPad Prism analizlerinde olduğu gibi. Burada arkadaşlar test bir XY testi olup yine örnek bir veri seti kullanacağım. Lineer regresyon, slopların kıyaslanması deyip tıklıyorum. Şimdi burada slopların kıyaslanmasından kastımız şu. İsterseniz ilk önce orayı bir açıkla kavuşturalım. Burada veriyle ilgili bir kısa bir tanım var. Veri neyi gösteriyor? Dileyenler burayı okuyabilirler. Ve Prism'in bu testi yapma mantığı nasıl, formülü nasıl, kısaca işleyici nasıl, merak edenler buradaki linkten web sitelerine ulaşıp bakabilirler arkadaşlar. Şimdi iki farklı grubumuz var. Birine A tedavisi, işte X tedavisi uygulanırken diğerine bir tedavi uygulanmıyor. Bu hasta gruplarından ise 3 farklı ölçüm alınıyor. Yani 3 farklı zamanda ölçüm alınıyor. Sonra arkadaşlar bu hastalardan yine 10 farklı zamanda da ölçümler alınıyor. Ve kıyaslanan, araştırılan şey şu. Bu katılımcılardan 10 farklı zamanda ölçüm alınıyor ve kıyaslanan şey şu. Acaba bu zamandaki değişim hastalarda ölçülen bu değer neyse, işte A değeriyle arasında bir ilişki var mı? A değerini değiştirebiliyor mu? Yani bu A değerinde bir artış varsa bunun nedeni zamandaki değişim mi? Bu sonucun nedeni zamandaki değişim mi? Bunu araştırıyoruz. Bu bir regresyon analizi. Biliyorsunuz regresyon aslında bir çeşit neden sonuç analizi. Korelasyonla karıştırılıyor sık sık. Bir önceki videomuzda da anlattığım gibi. Korelasyon salt bir ilişki analizi iken, yani neden sonuç belirtmez iken, regresyon da aslında bir çeşit ilişki analizi ama burada neden sonuç da belirtiyoruz. Bütün ilişki analizleri neden sonuç belirtmezken neden sonuç analizleri aslında bir ilişki belirtir, ifade eder arkadaşlar. Şimdi buradaki sonucumuz hastalardaki ölçülen bu parametreler iken nedenimiz, yani bizim manipüle ettiğimiz şey ise zaman. Korelasyonda ise her ikisi de ölçüm oluyordu. Manipüle ettiğimiz bir değişken yoktu. Regresyonda birini biz manipüle ederken diğeri doğadaki var olan durum. Yani ölçüm. Bizim değiştiremediğimiz şey. Şimdi slope compare slopes ise şu arkadaşlar. Bu ikisi arasında bir ilişki buluyoruz. Regresyon analizinde. Diyelim ki bir işte regresyon grafiği oluşturuyoruz. Şu şekilde. Yetmiyor. Bir de diğer grup ile x değişken arasında da yine aynı şekilde bir regresyon hattı grafiği oluşturuyoruz. İşte bu iki farklı grafikler arasındaki grafiklerin kıyaslanmasına slopların kıyaslanması diyorlar. Yani sadece burada şu şekilde bir analiz yapılmıyor. Aynı zamanda arkadaşlar şu ikisi arasında da bir analiz yapılıyor. Videonun başında da söylediğim gibi bir çeşit Ankov analizi yapılıyor. Yani bir controlling faktör denkleme dahil ediliyor. SPSS'deki Ankova videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. Ankova'da bir controlling yan faktör denkleme dahil edilerek var olan anlamlılığı ikincil bir faktörün nasıl etkilediği inceleniyordu. Aynen orada olduğu gibi burada da ona benzer bir yaklaşım kullanılıyor arkadaşlar. Çok fazla uzattım biliyorum. Analizin yapılışına geçelim hemen. Analyze'dan
XY analizleri altında yine simple lineer regresyondan arkadaşlar OK'ye tıklamanız yeterli. Şimdi bir önceki basit regresyon analizimizde compare bu kısmı boş geçmiştik. Şimdi artık slope'ları kıyaslayacağımız için, yani iki farklı ilişkiyi kıyaslayacağımız için burayı da işaretlememiz gerekiyor. Biz grafikte %95 güven aralığını görmek istiyoruz. Başka da işaretlemeniz gereken hiçbir yer yok. Buralar birazcık daha detay. Dilerseniz buralara hiç girmeyin ve biraz da görsellikle alakalı, işte grafik nereden başlasın falan gibi. Hiç buralara girmenize gerek yok arkadaşlar. OK'ye tıklamanız yeterli. Bu sefer iki tane sonucumuz geldi. İki tane sonuç sekmemiz oluştu. İlkinde işte slope'ları görüyorsunuz. Kontrol grubuna ait slope, treated grubuna ait slope, işte x kesişimleri, y kesişimleri falan vesaire. Tezinize bunları koyabilirsiniz ama makale için birazcık gereksiz ayrıntı. Standart hata %95 güven aralığı derken burası önemli. Burayı birçok kişi buraya dikkat ediyor. Uyum iyiliği, goodness of fit. İşte 0.10'da 94, 0.10'da 94 her iki grup için de hemen hemen aynı çıkmış. Bu çok iyi bir korelasyon olduğunu gösteriyor. X ve Y değişkenler arasında, yani zaman ve işte kontrol grubunun A parametresi arasında iyi bir korelasyon, zaman ve tedavi grubunun işte A parametresi arasında çok iyi bir korelasyon olduğuna işaret ediyor. Bunu da yine yorumlarken kullanılıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Hemen altta ise arkadaşlar asıl bizim regresyon analizimize ait P değeri var. P'nin 0,01'den küçük olduğunu, yani deviyasyonun sıfırdan farklı olduğunu görüyorsunuz. F değeri var ve serbestlik derecesi. Şimdi burada bu şu demek. Benim ölçmüş olduğum parametrelerim ile x değişkenim olan zaman arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var demek. Bu anlama geliyor. Yani regresyon değerimiz bu. Hemen altta regresyon denklemimiz var. Bunu kopyalayıp grafiğin regresyon çizgilerinin üstüne yapıştırabilirsiniz. Makalelerinizde özellikle. Görsel açıdan güzel oluyor ve okuyucuyu daha hızlı bilgilendirebiliyor. Yani okuyucu metin içerisine dönmeden sadece grafiğe bakarak sizin x slope'unuzu görebiliyor. Y kesişiminizi görebiliyor. Oldukça bilgilendirici oluyor arkadaşlar. Hemen altta ise işte x değerlerin sayısı gibi birazcık daha detaylar var. Şimdi ikinci sekmemizde ne var? Burası da önemli. İşte burada slope'lara kıyaslıyoruz. Slope'lar birbirine eşit mi diye soruyor. Bir f değeri var ve p 0,01'den küçük. Yani slope'lar birbirinden farklı. Yani bu şu demek. İsterseniz bunu grafikte gösterelim. Lineer regresyon grafiğimizi oluşturalım arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık zoom yapalım. Evet. Kontrol grubumuz, dilerseniz renklendirirsek daha net anlaşılacaktır. Evet. Şimdi kırmızı olanlar tedavi grubumuz, mavi olanlar ise kontroller. X eksenimiz burası, yani zaman. Buralarda ölçtüğümüz A parametresine ait olan Y eksenimiz. Şuradaki Eflatun mu? Mor galiba. Evet. Mor renklerimiz, iki tane kesikli olan bunlar güven aralığı. Alttaki yeşiller de yine kontrole ait güven aralıkları. Şimdi slope dediğimiz olay şu kırmızı regresyon hattı ile, slope ile maviye ait olan şu regresyon grafiği, yani slope arasında bir farklılık var mı yok mu? Bunun kıyaslanması durumuna slope'ların kıyaslanması diyorlar. Bu niçin önemli? Şöyle bir yorum yaparken önemli olabilir. Şimdi siz sadece burada hasta ve kontrol grubunda zamana göre işte A parametresi, mesela kan şekerini ölçtünüz. Kan şekeri açısından zamana göre bir anlamlı ilişki olduğunu görmenizin yanında, diyelim ki tedavi grubuna bir tedavi uyguladınız. İşte burada kan şekerinin daha da arttığını gördünüz. Bu artışın anlamlı olup olmadığını bilmek önemli. Buna göre sizin tedavinizin ne kadar işe yaradığına dair bir yorumda bulunabilirsiniz. Bu sebeple şu iki slobun kıyaslanması bu gibi durumlarda, yani
alt grupların olduğu regresyon analizlerinde kritik, önemli yapılması lazım. Dolayısıyla bu iş için GraphPad Prism'de slope'ların kıyaslanması diye bir regresyonda seçenek açmış. Bu nedenle biz de bu videoyu çektik arkadaşlar. Tabii bir de bunu görsel olarak sunmak da önemli. Biliyorsunuz şöyle bir deyiş var. Science is presentation, yani bilim sunumdur. Dolayısıyla bunu da okuyucuya göstermek küçük bir trikle birazcık daha etkili olabilir. Bunu da şuradan arkadaşlar Draw'daki kare sekmesinin hemen altında Lines with Text'den şunu seçmeniz ve şöyle sürüklemeniz yeterli. İşte 001'den küçük diyor. Dolayısıyla 3 yıldız koyalım. Birazcık da bunu belki küçültebiliriz. Biraz büyük duruyor. Evet. Şuradan da arkadaşlar. Pardon, şöyle yapalım. Şimdi öncelikle birazcık evet, o şöyle yanlış yaptık galiba da. Evet, tamam arkadaşlar. Şimdi buldum. Buradan kalınlığı 1'e düşürüp rengini dilerseniz başka bir şey de yapabilirsiniz ama siyah iyidir. Ben mavi yaptım. Böyle bu şekilde. Şunları da yani ilginç bir şekilde şu sağ tarafa kaydıramıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu analizle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yazabilirsiniz. Çekmemizi istediğiniz analizler varsa yine videolarımızın altına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi, beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.